Merhaba, bu videonun konusunu o kadar çok isteyen oldu ki ama en son Elif Karaman dedi ki hocam kaygı bozukluğunu çekin. Çok havalı ismiyle anksiyete ama ben kaygı bozukluğu diyeceğim çünkü daha güzel geliyor kulağa. Şimdi kaygı bozukluğu nedir? Niye bozuk bir kere? Kaygı nedir? Kaygı enfes bir şeydir. Kaygınız olsun. Kaygı ne biliyor musun? Ya üniversiteyi kazanamazsam oturayım ders çalışayım. Ya sevdiğim insana kötü davranıyorsam birazcık onunla ilgileneyim, iPad'le ilgileneceğime. Veya çok para harcıyorum galiba, birazcık da kenara atayım. Buna kaygı diyoruz. Bak, kaygıda sorun yok. Kaygı duy. Yani endişe duy. Sorun şurada. Duymaman. Ya da fazla duyman. Şimdi duymamanı bir kenara al. Ona vurdum duymazlık diyoruz. O bambaşka bir videonun konusu. Dengesiz duyman, panik atak yaşaman sorun. Kitabı kafadan önereyim. Panik Atak'ta kitabın adı David Burns. Ekranda var. İnşallah ismini doğru hatırladım. Enfes bir kitap. Yani tabii ki içine bak ama enfes. Enfes, enfes. İlaç gibi kitap. Kaygı bozukluğunun teşhisi kolaydır. Eğer sürekli panik atak yaşıyorsan, sürekli kaygılıysan, sürekli hiç olmayacak şeylerden korkuyorsan, sinirleniyorsan, bir insan bardağı oradan oraya koydu diye konuşurken bardağa bakıp ya onun üstüne devrilirse, ya şu olursa, ya orada unutursam, böyle hani özür dilerim ama çok uçlarda kaygıların varsa durum kötü. Çünkü bunlar senin nabzını yükseltir, adrenalin salgılatır, kalbinde sorun olur, yarın öbür midende sorun olur. Hatta irritable bağırsak sendromu diye bir şeye kadar sebep oluyor. Bu bağırsak, huzursuz bağırsak sendromu aslında tıp dünyası ikiye ayrılıyor. Gerçekte yok diyor. Yok değil, var. Ben çektim çünkü 4 yıl çektim. 4 yıl sonunda nasıl kurtuldum başka bir videoda anlatırım. Ama o kadar kötü bir şey ki her an oturmak istiyorsun. Her an vücudun, bağırsakların sana sürpriz yaratıyor. Dolayısıyla bunların sebebi aslında kaygı, stres. Kaygı, stres. Endişe, stres. Başka bir şey değil. Belirtileri neler? Aşırı huzursuzsundur. Bazen el titreyebilir. Aşırı terleyebilirsin. Çevrendeki insanlara durduk yerde bağırırsın, parlarsın. Bunlar kötü. Şimdi tamam, kaygı bozukluğu sende var. Bunu kabul ettik. Biz kaygı bozukluğu, bu arada kaygı bozukluğu olan adam ağız tadıyla uyuyamazdı. Onu da söyleyeyim. Yani paranoyaktır. Bazen panik atak geçirir. Panik atak dediğimiz şey aslında çok tehlikeli. Bu arada David Munch'tı galiba. Scream diye bir tablosu var. 300 milyon falan yani. Fiyatını aşağıya tam yazarım. Panik atak sayesinde bu tabloyu yapıyor. Ve tabii tablo sonra eşsiz bir tablo oluyor. David Munch'un bu tablosunda şimdi ekranda var. Bu tarafa koydum. David Munch'un bu tablosunda adam sahilde giderken, Edinburgh'da galiba, tam yerini hatırlamıyorum. Yolda giderken panik atak geçiriyor. Ve şimdi tabloya dikkat et. Tabloyu diyeceksin ki hocam diyeceksin, bu tabloyu ben de yaparım. Bunda ne var ki? Bu adam bunun 3 kopyasını yapıyor. Pastel yapıyor yanılmıyorsam. Kara kalem falan yapıyor. Sonra da yağlı boyasını yapıyor. David Munch öndeki, ön plandaki adam. Böyle kel, cinsiyetsiz olan tip. Arka plandakiler arkadaşları. İnşallah David Munch'tur adı. Soyadı Munch da, adını unuttum. Arka plandaki arkadaşları yolda yürürken, köprünün üstüne giderken bu önde panik atak geçiyor ve dikkat et, onun etrafındaki her yer dalgalı. Arkaya doğru yol düzeliyor, çizgiler düzeliyor. Çünkü panik atağı o yaşıyor. Panik atak ressam yapmış adamı ve bundan tabii ki para kazanmış. Şimdi trilyarlar değerinde adam yaşarken ne kadar kazanmış bilmiyorum. Dolayısıyla panik atak önemli bir konu. Sizden ricam, panik atakla ilgili sorun yaşıyorsanız bu hiperventilasyona kadar gider. Yani nabzınız aşırı yükselebilir, hızlı soluk alıp alıp verebilirsiniz, tıkanabilirsiniz, boğuluyormuş gibi yaşayabilirsiniz. Bazı yerlerde bu karanlık korkusu da her şey olabilir. Yani dolmuşta giderken birden bir şey seni rahatsız edebilir. Bunların farkındaysanız psikoloğa gidin. Bak, bir nol tavsiyem, psikoloğa git. Ama diyeceksin ki Haluk hocam, psikolog çok sevgi istiyor. O ayrı hikaye. İlk önce lütfen sevdiğin insanlarla otur. Şunu sor. Ben panik atak mıyım? Bende kaygı bozukluğu var mı? İkisi çok karışabiliyor. İkisinde de şu belirtiler ve sorunlar önemli. Sende panik atak varsa acaba her gün kendini dinlenmek için zaman ayırıyor musun? Yani tamam, panik atağın var veya kaygı bozukluğun var da belki de deli gibi çalışıyorsun. Vücut hiç dinlenmiyor. Dinlenmezse tamir olamıyor. Tamir olamadığı için gece en REM uykusuna geçemiyor bir türlü. Az uyuyorsan kaygı bozukluğun vardır. Stres yaratır.
deli gibi kafein çekiyorsan kaygı bozukluğu vardır. Azalt. Bütün sorumlulukları kendine alıyorsan, başkasına iş verip bu beceremez deyip deli gibi üstüne atlıyorsan kaygı bozukluğu vardır. Dolayısıyla kendinizi çok önemli sanıyorsanız sakin olun. 1. Olumsuz düşüncelerinizi bir kağıda yazın. Topa basacağız. Diyeceksin ki bunlar bunlar bunlar, korkuyorum. İtiraf edeceksin ya. Sonra birisi diyecek ki ona bakıp, utanıyorsan hadi kendin de. Ertesi gün sakinken otur diyor ki ya bunlardan niye korkuyorum? Niyelerini yaz yanına. Zihin haritası yap. Mind map videosu var. Ya yayınladık ya yayınlayacağız. Lütfen olumsuz düşüncelerinizin üstüne gidin. 2. Bir parça kendinizin farkınızda olun. Yani deyin ki işte bu benim işte kendime ayırdığım vakit. Bunda ben oyun oynuyorum. Veya işte ben tablette bir plan yapın, günlük tutun, bir şey yapın ve şunu bırakın, elektronik şeyleri doğaya çıkın. Çünkü oksijen iyi gelecektir size. Yani doğaya çıktığın zaman bir parça rahatlayacaksın. Alışveriş merkezlerinin ikinci katına falan çıkarsan hepten artar o duygu. Üçüncü, dördüncü kata daha da kötü gelecek. Topraktan ayrıldıkça sorun yaşarsın. Dikkat et, eğer sende kaygı bozukluğu varsa git alışveriş merkezine, yarım saat sonra daral gelecek sana. O food courtlar en tepede ya, yemek katları. Gör bakalım ağız tadıyla yiyebiliyor musun İskender'i? Bir başka konu, gece 12 ile 4 arası mutlaka yatakta ol. En az 7 saat uyuman lazım senin. Normal insan 6 saat uyusa yeter, sen 7 saat uyumalısın. Tabii tedavi bitene kadar. İki şekilde tedavi olabiliyorsun. Birincisi birinin seni tedavi etmesi, ikincisi kendi kendini onarmaya çalışman. Burada ilaçla tedavi benim önermediğim kısım. Çünkü çevremde bu sorunu yaşayan 6'dan 7'den fazla kişi var. 4 tanesi öğrencim, 3 tanesi aile dostum. İlaç çok kötü yapıyor. Yani ilacı uyguladılar, İzmit'te arkadaşım. İlacı uyguladı, daha kötüye gitti. Sonra ilacı bırakınca çok daha kötüye gitti. Yani ilaç olmayınca boşluk oluştu. Şimdi tekrar maalesef ilaca başladı. Ben önermiyorum ama doktor bayılır ilaç vermeye, yapabileceğim bir şey yok. Psikolog mu, psikiyatr mı, psikiyatrist mi ya da senin ihtiyacın, ona psikolog karar veriyor. Peki kendi başına çözebilir misin? Çözersin ya. Ben arkadaşımla bunu çözdüm. Ben çözdüm derken okuyup da çözdüm. Yani ilk öncelikle nefes almasını sağladık. Çalıştığı saatleri azalttık. Dışarıya çıkmasını sağladık. Ama dışarı AVM'ye değil, sokağa da değil, sahile. Sahilde kitap okumasını sağladık ve kendisini 6-7, hadi diyelim ki Şubat, Eylül, 7 ayda. 7 ayda buldu. 7 ayda topladı ve mutlu. Ha, tekrarlar mı bilmiyorum ama kendinizi dinlerseniz kendinizi bulursunuz. Kaygı bozukluğu ilgili çok kısa bir şey anlattım, farkındayım. Umarım en azından bir pas açmıştır. Lütfen aşağı yorum bölümüne, aşağıya şunu yazın. Kaygı duyduklarınız nelerdir? Nelerden kaygı duyuyorsunuz? Ben en kadar izlediğiniz için teşekkür ederim.